Merhaba arkadaşlar, ben Kenan İnce. Son dersimizde kategori tablosu üzerinden bütün DAO işlemlerini aynı zamanda Ajax teknolojisini, tekniğini kullanarak gerçekleştirmiştik. Bugün bu veri tabanının nispeten merkezi bir tablosu diyebileceğimiz film tablosu üzerinden işlemlerimize devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz biraz daha hızlı olacak. Çünkü temel kavramları öğrendik ancak projeye devam edip yeni şeyler ekleyebilmek için film tablosuna ihtiyacımız var. Öncelikle film ID alanımız var. Title alanımız var. Description alanımız var. Release year. Yer alanımız var. Baktığımız zaman language ile bir bağ var. Bunu o yüzden language modelini oluşturduktan sonraya bırakıyorum. Rental duration diyelim. Şimdilik bu kadar. Yeterli alan. Tamamını yapmamıza gerek yok. Bütün getter ve setter'larını generate ettim. Aynı zamanda bir film dal sınıfına ihtiyacımız olacak. Son olarak da bir film controller. Şimdi film controller'da çoğu binde bizim ihtiyacımız olan 3 temel nesne var. Importlarımızı yapayım. Birinci nesnemiz ilgili entity'nin sınıfı. Şu an film controller olduğu için bir tane film nesnesine ihtiyacımız olacak. Ayrıca listelemede kullanılmak üzere bir film list nesnesine ihtiyacımız olacak. Son olarak da bunları database'den çekecek, sorgulamalar yapacak film DAO nesnesine ihtiyacımız var. Gerekli importlarımızı yapıyorum. Getter setter'larımızı oluşturuyoruz. Ve bizim daha önce bahsettiğimiz gibi bazı nesnelerimizin null olmadığından emin oluyoruz. Ayrıca film DAO'nun da null olmadığından emin olmamız gerekiyor. Zaten film listesini de getFilmList DAO'dan türeteceğiz. Şu an var olmayan bir metot yazacağız yine. FilmList eşittir this.getFilmDAO.findAll böyle bir metot yazacağız. Bu metodu oluşturtuyorum. NetBeans'e içi boş olacak şekilde ve geçiyoruz buraya. Şimdi kategori controller'da zaten temel kullanımımızı oturtmuştuk. Aslında sınıf sayımız arttıkça DAO ile ilgili biraz daha optimizasyon yapacağız ileride. Yani aşama aşama yapıyorum ki nereden geldiği daha net anlaşılsın. Ayrıca yanlışlıkla setterlarını oluşturdum. Setterlarını kullanmayacağız. Eğer connector sınıfı null ise yenisini oluşturacağız. Connector. Eğer connection da null ise bunu da connector sınıfının connect metodundan alacağız. Daha önce kategoride yaptığımız aynı işlem. Öncelikle bir burası film olacaktı. Diğer tarafta da acaba yanlış mı yazdık? Kontrol edelim. Evet, burayı film yapmamışız. Doğal olarak şu iki getter setter'ı tekrar oluşturuyorum. Tekrar oluşturduk. Ona göre de burayı düzenledik. Film list diyorum. Eşittir nil array list.
return prim list dediğimiz zaman return hatası almamış olacağız. Gerekli importlarımızı yapıyoruz ve işlemlerimize başlıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi database ile ilgili bir işlem yaptığımız için try catch bloğu içerisinde yazmamız gerekiyor. Öncelikle şu an hata vermesinin sebebi henüz bir try'ı gerektiren bir durum yok. Gördüğünüz gibi remove catch clause diyor. O yüzden devam ediyorum. Set eşittir this nokta get connection nokta create statement result set rs eşittir özür dilerim set nokta prepare statement'ı import etmeden bunu tanımlayacak. Execute query diyeceğiz. Select yıldız from film. Yıldız dememize gerek yok ancak hani bizim sadece ilgilenen attribute'larını çekebiliriz. Ancak basitlik açısından ben yıldız diyorum şu an. Bir sonraki olduğu sürece geçici bir temp diye bir nesne tanımlayacağım. New film diyeceğim buna. Sonra bu temp'in attribute'larını set edeceğiz. Birincisi film ID'sini rs.getLong diyeceğiz. Film ID. Set title rs.getString title tmp.set description rs.getString description tmp. Başka hangi attribute'larımız vardı? Release year ve rental duration. Release year'ın bir türüne bakalım yine. Burada biz integer olarak yaptık ancak release year'ı year olarak yapmış. Integer olarak alabiliriz. Ayrıca rental duration da tiny integer yapmış. Yine biz bunu integer olarak alabiliriz. rs.getInt diyorum. Release year ve son olarak da rental duration rs.getInt rental duration diyorum. Sonra bu oluşturduğum film nesnesini bizim film listesine ekliyoruz. Temp olarak ekledim. Film controller'da zaten get film listemizi de tekrar düzenleyelim. Film list eşittir list nokta get film daha nokta find all. Şu an biz listeletmeye hazırız. Bir tane CSV page oluşturuyorum. Buna film ismini veriyorum. Bunu da rename yapacağım. Rename edeceğim. Bunu da kategori diye isimlendireceğim. Kategori olarak isimlendirdik. Ayrıca bir tane de index sayfasına ihtiyacımız olacak. Aslında kategori tablosunda yaptığımız şekilde aynı işlemleri yapacağız. Sadece bundaki attribute'lar değişecek. Ve tabii ki bağlı olduğu bin değişecek. Filmin yine 7'ye 5 yapalım bu kez genişliğini. Yani tablo form bölümünden biraz daha geniş olacak. Polendi 5 diyeceğim buraya da. Toplam 12 olacak şekilde. Buraya data table'ı yerleştireceğiz. Bunun value'su film controller'daki film list olacak. Ve değişkenimizin ismini de film olarak belirledim. Bütün sütunlarını yazdırmayacağım. Bir özellikten daha bahsetmiş olacak. Özellik demeyelim de bir gereklilikten daha bahsetmiş olacağız. Bu da bazı durumlarda detay sayfasına ihtiyacımız olacak. Çünkü her zaman bütün sütunları tabloda gösteremeyeceğiz. Film nokta film ID. Ve bu sütundan bir tane name için bir tane de
Release date için yapalım. Geri kalan özelliklerini detayda gösterelim. Release date dedik. Bu kısım title. Şöyle de title diye düzeltelim. Burası da release year. Pardon, burası release year olacak. Ayrıca ileride ihtiyacımız olacağını biliyoruz zaten. Bunun için hashform tagını şimdiden ekliyorum. Form bölümüne gelecek olursak yine hashform ile başlıyoruz. Division class form group. Bunun içerisine bir tane label koyacağız. Şimdi ilk olarak filmin title'ını alacağız. Burası düzenleme veyahut da silme işlemleri için. Ancak şu an ilişkili alanlarımızda olacağı için ilişkili alanları işlemini yapana kadar bu formu şimdilik boş bırakalım. Sadece listeleme sayfasını yapmış olalım. Kodumuzu tabii çalıştırınca şu an bizim bir erişim linkimiz olmayacak. Doğal olarak bizim buraya ve bütün sayfalara bir menü koymamız gerekecek. Daha sonraki derslerde template mantığına gireceğiz zaten. Bu yüzden bu yine Bootstrap'in sayfasına gidiyorum. Components'in altında nav var. Burada navigasyon barları var. Bundan şöyle basit bir tanesini alacağım ve biz isteğimize göre düzenleyeceğiz. Yapıştırıyorum. Tabii ki buradaki şekliyle biz A olarak kullanmayacağız. Ya command link ya da command buton olarak kullanacağız. Tabii ki A olarak da kullanabiliriz. Ben buna command link diyorum. Action'ımız, şu an basit navigasyon kullanıyorum. İlk olarak film listesi olsun. Value'su da film diyorum. Ve command butonunu kapatıyorum. Diğeri ise kategori olacak. Ve burada da kategori yazacağım. Navbar'ın diğer özelliklerini şu an için kullanmayacağımdan tamamını sildim. Ayrıca biz bunu da bir konteyner içerisine alırsak %100 genişliğinde bir navbar olmamış olacak. Şimdi aynı şekilde şu an bunu benim bütün XHTML sayfalarıma taşımam gerekiyor ki geçerli bir navigasyonum olsun. Aksi takdirde geçerli bir navigasyonum olmayacak. Kontrol edelim hemen. Bir kodumuzda bir hata var mı? Tabi bunları şey içerisine almayı unuttuk. Ayrıca bunlara da class, style class vermeyi unuttuk. Now link diye yanlış hatırlamıyorsam. Bunu buraya da kopyalıyorum. Ayrıca şu kısmı almamız yeterli olabilir. Tabi bu şekilde parçalı olarak kod yazmak çok mantıklı değil. Yani en azından UL'nin dışına almak gerekiyor. Ancak ben şu an implementasyon amaçlı olduğundan dolayı bu tarz şeylere çok dikkat etmiyorum. Ancak siz kodunuzda daha düzenli yazmaya çalışın arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Tabii bunu hepsine kopyalamamız gerekiyor. Şu an bir yerde düzelttik. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ileride bahsedeceğimiz template sistemi yani şablon sistemi bu yüzden mantıklı. Çünkü şu an ben bir basit bir menü için bile her yere kopyalama yapmam gerekiyor. Bunun bir klasına bakayım. Navlink olarak. Command link. Navlink. Doğru yazmışım aslında. Neden görmedi diye bakıyorum da. Bir yazım hatası yok. Neyse şu an görsellik bizim için çok önemli değil. Devam edelim. Kategoriye tıkladığımız zaman önceki derste tamamlamış olduğumuz kategori. Mesela şu an menümüz düzeldi. Tabi Bootstrap'ı dahil etmedik indekste. O yüzden olmadı. Filme tıkladığımda da gördüğünüz gibi bütün film listesi herhangi bir pagination olmadan geldi.
Katalog'daki Bootstrap'in ilgili dosyalarını buralara da import ettiğimiz takdirde kodumuzda daha bir bütünlük olmuş olacak. Gördüğünüz gibi şu an açılışta bu şekilde geldi. Kategoriye tıkladığım zaman kategori işlemlerini yapabileceğim. Filme tıkladığım zaman da film işlemlerini yapabileceğim. Bu derste son olarak tablomuzu da düzenleyelim. Bunun için style class table strip table power diye 3 özelliğimizi atadık. Kodumuzu düzenledik. Son olarak bir tekrar çalıştırıyoruz. Şu an film, özür dilerim, kategori listesi ve kategori formu. Zaten burası tamamen çalışıyordu. Bir önceki derste tamamlamıştık. Şimdi filme geldiğim zaman da film listesi, tabi şu an bu çok uzun bir liste, 1000 tane film var. Ve formu da boş bırakıyorum çünkü biraz daha ilişkili alanları film entitisine ekledikten sonra devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.